Ünlüler 8, gönüllüler 7. Ve şimdi Nagihan Turabi'ye karşı. Nagihan mı, Turabi mi? Nagihan kazandı. Gönüllüler eşitliği sağladı. 8-8. Neredeyiz la? Senin yapacağın işe tüküreyim abi. O tuvaletten bozma zaman makinesiyle Survivor'a geldik. Survivor'a mı? Gele mi la? Ve şimdi Bülent Hanım Nur Yerlitaş'a karşı. Bir dakika. Bunların ne işi var oğlum Survivor'da? Ne bileyim abi. Bizim ne işimiz var asıl? Dokunulmazlık oyununda kazanan takım öne geçecek. Bülent Hanım mı? Nur Yerlitaş mı? Bülent Hanım kazandı. Ünlüler öne geçti. 9-8'e getirdi durumu. Ve şimdi Keşanlı Trump Las Putin'e karşı. Ha şimdi s**tin belanı nenosunun kompostasına sıçtı. Gel lan gel. Senden korkan senin gibi olsun küspe. Trump kazanırsa oyun ünlülerin. Putin'in kazanmaktan başka şansı yok. Ha o attığın tweetlerin hesabını vereceksin. Sarı people'ı Tazmanya şeytanı senin. Acun Bey sataşıyor bana ama. Bir şey söyleyin vallahi dalarım Allah ne verdiyse ha. Bir düğmeye basarım yağdırırım vallahi akıllı füzeyi nasıl lazımsa. Ne oluyor la burada? Trump'la Putin Survivor'a mı katılmış? Şimdi anladım. Paralel evren teorisi. Ne? İlber Hoca'nın zaman makinesi bizi paralel bir zamana getirdi. Yani aslında gerçek dünyada değiliz şu anda biz. Alternatif gerçeklikteyiz. Nasıl oldu ki bu? Zaman makinesinin içine sıçtığın için olabilir mi abi? Nefes kesecek bir mücadele izleyeceğiz. Bakalım kim kazanacak? Putin mi? Trump mı? Davran bakalım ağzını kırdı mı vampir suratlı çipli gözlü seni. Davranacağım, davranacağım merak etme. Ha bu yalağa gömeceğim seni hamsi balığı gibi. Ananı... Putin kazandı. Ha böyle görürsün ha ben onkünü. Babasının ***'ine çimento döktüğüm Twitter trolü. Gönüllüler eşitliği yakalıyor dokunulmazlık oyununda. 9-9. Putin gönüllüymüş. Trump daha popüler oğlum. Dünya kadar takipçisi var. Ünlüler takımında olmayı hak ediyor. Kim daha ünlüyse ünlüler takımına onu koy ya Acun Bey. Bu konuda hakkaniyetli bir insan. Ve şimdi de kazananı belirleyecek maç. Özcan, Radi'ye karşı. Aha, biz mi? Ben hangi takımdayım ki? Ünlüler takımı adına Özcan, gönüllülerden Radi ile karşı karşıya geliyor. Neden la? Ben neden gönüllüyüm? Acun Bey hakkaniyetli insan abi. Ne alaka oğlum? Ben senden daha popülerim. Evet Radi sizi bekliyoruz. Bir yanlışlık var Acun Bey. Benim bu yancılar takımında değil, ünlüler takımında olmam lazım. Özcan ünlülerdeyse benim ultra ünlüler takımında olmam lazım hatta. Bu kim la? İskelet bu. Benim sınıfta anatomi iskeletiydi buymuş. Bunu ben adam ettim. Sürünüyordu sokaklarda aç aşına. Yalan mı la? Beni dövdüler abi dediğin zaman pezevenklerin elinden gittim aldım. Abartma abi. He o yoktu doğru. Ciğeri 5 para etmez bir kıkırdak bu Acun Bey. Ciğeri bile yok. Safi kıkırdak. Yuh. Resmen kustun abi. Ben senin gibi hain bir adam görmedim. Ne biriktirmişsin bana karşı? Çakma ünlü seni. Yemek hırsızı. Evet beyler oynuyor musunuz? Oynuyoruz Acun Bey. Şimdi çakacağım sopayı kuru kafasına. Görecek o. Ayıp abi. Ben hiçbir şey demiyorum. Deme zaten. Seninle sırıkta hesaplaşacağız. Seni ben meşhur ettim la. Benim şanım, şöhretim sayesinde buralara geldin. YouTube kanalaşmak senin fikrin olabilir. Evet. Ama benim şahsi karizmam, zekam, önceden beridir biriktirmiş olduğum izleyici kitlesi, üstün espri kabiliyetim, samimiyetim ve dürüstlüğüm, seyirciyi adeta bir şovmen gibi avucumun içine alışım, gerek erkeklerin, gerekse de kadınların gönlünde taht kurabilme potansiyeline sahip olmam ve de kriz anlarında aldığım yaratıcı kararlar sayesinde... Anana avrat! Ünlüler kazandı. Oyun ünlülerin. Göreceksin Özcan. Sen göreceksin. Evet, dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı. Şimdi eleme gecesindeyiz. Gönüllüler takımından bir arkadaşımız bu akşam aramızdan ayrılacak. Putin neler söylemek istersin? Acun Bey, müsaadenizle ben bir türkü söylemek istiyorum. Tabii, buyur. Yazın çıktım yaylaya da akşam serun olay.
Yazın çıktım yaylaya da akşam serun olay. Batiklerle turam da batiklerle turam. Aldı s**m başını, oy aldı s**m başını. Bak, sataşma var Acun Bey. Gene sataşıyor bana bu. 3 saniye gecikmene düştü jetonu gerizekalının. Kızan aklını başına al vallahi geliyor bombalar. Arkadaşlar, burası Survivor. Kavga yeri değil. Putin sataşma oğlum şuna. Oyunumuza konsantre olmamız lazım. Sahada görüşeceğiz bu ibişlerle. Ya neyin peşindesin Radi abi? Biz buraya oyun oynamaya mı geldik? Nasıl döneceğiz gerçek dünyaya? Onu düşünelim. Konuşma la. Yedek kontenjandan ünlü YouTuber bozması seni. Sana cevabımı bir dahaki oyunda vereceğim. Tövbe tövbe. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Survivor'da kafama göre kuralları değiştirebiliyorum. Böyle bir yetkim var. Şimdi sabah kahvaltıda aklıma gelen yeniliği açıklayacağım. Hadi bismillah. Ünlüler 8, gönüllüler 4 kişi olduğu için ünlüler takımından Keşanlı Trump ve Özcan gönüllüler takımına geçecek. Ha! Olması gereken de bu. Ben yancılar takımındaysam Özcan'ın da burada olması lazım. Hakkaniyetli olan bu. Sayısal eşitliği sağlamak adına böyle bir şey uygun gördüm. Şimdi de... Acun Bey bir şey diyeceğim. Aslında beni ünlülere verebilirsiniz şu anda. Şimdi o taraf zayıf oldu ya. Ben geçersem durumu eşitlerim. Sana ne birader? Format benim, kanal benim. Neyse. O zaman oylamaya geçelim. Geçelim. Lasputin. Senin zaten suyun çoktan ısınmıştı. Önce seni buradan göndereceğim. Sonra ben de geldim mi çakacağım akıllı bombayı kaynananın çatısına. Dur sen dur. Göreceksin sen. Keşanlı Trump, sarı çıyan seni. Ya benimle geçinirsin ya da s**rılıp gidersin bu aradan. Habı böyle biline. Benim için zor bir karar oldu. Bunca yıllık arkadaşız en nihayetinde. Seni yazmak istemezdim. Ama burası Survivor. Kazanmak zorundayız ve senin takıma katkı vereceğini düşünmüyorum. Çünkü sen bir dombilisin. Evet, oylarınızı kullandınız. Bakalım bu hafta kimler eleme potasına girecek? Trump hakkını helal et la. Beni mi yazdın lan? Sen ne biçim aletliksin be? Lanet olsun seni tanıdığım güne. Son zamanlar çok abuk subuk hareketlerin vardı oğlum. Siyasi konum aldım. Konumu nasıl şeyim? Trump, bir oy. Bir oydan bir şey olmaz oğlum. Hemen bozulma. Trump 2 oldu. Yazıklar olsun Radi. Yaktın beni. Trump. 3 oy. Haydi hayırlı yolculuk olsun Şam. Putin. Aha. Keşanlı Trump 3. Las Putin 1 oy. La donunu ne? Bakma buraya. Trump. Trump 4. Putin 1. Sen bu potadan çıkarsın Putin. Seninle ben bir olursak Kıbrıs'tayız. Güçlerimizi birleştirelim. Benim zekam ve senin parkurlardaki başarın. Ve son oy. Keşanlı Trump. Konuşma be. Radi. Ben mi? Kim yazdı da beni? Nagihan sen mi yazdın? Beni niye yazdınız oğlum? Kim yazdı da beni? Ben yazdım abi. Allah belanı versin Özcan. Sen de biçim arkadaşsın oğlum. Koynumda yılan beslemişim. Yazıklar olsun la. Yazıklar olsun sana nankör kemik. Tüm senin kafatasına. İskelator. Evet. Bu duruma göre Keşanlı Trump, Las Putin ve Radi bu hafta potaya girdi. Tabii sonucu her zaman olduğu gibi... Seyircilerimiz belirleyecek. Radi söylemek istediğin bir şey var mı? Acun Bey öncelikle... Vatan millet Sakarya. Bu millet en doğrusunu her zaman seçmiştir. Güzel ülkemin her yanında okunan ezanlar asla dinmez. Çerkezi, Lazı, Kürdü, Abazası, Kayseri'nin pastırması, Konya'nın etli ekmeği, İzmit'in pişmaniyesi, Erzurum'un cağ kebabı, Bursa'nın kestane şekeri, Burdur Yozgat'ın artık nesi meşhursa şimdi aklıma gelmedi. Aziz milletim,
ve bu vatan uğruna her şeyini ortaya koyan nice koç yiğitlerimiz... Yeter. He. Oy atınla bana. Şşş. Alo. Oy verin oğlum. Bir SMS ya. Bir SMS. O zaman SMS oylaması başladı.